akciğer kanserine neden olan en önemli etken nedir hocam? Evet. Bunu artık hani hepimiz biliyoruz. Sigara diyebiliyoruz ama. Evet. En önemli etken sigara. Ama bunun dışında işte hava kirliliği. Yani havada bir sürü kanserojen madde var. Hava kirliliği olan bölgelerde. Onları solumak, radon gazı, çok şeyden radon gazı yayılabiliyor. Daha önce akciğer enfeksiyonları geçirmek, tüberküloz geçirmek, geçmişimizde mesela 20 yıl önce akciğer kanseri geçirmiş olmak, ailede çok fazla akciğer kanseri geçirmiş olmak, herhangi bir nedenle çocukluk çağı tümörü o nedeniyle o akciğer bölgelerine radyoterapi almış olmak gibi pek çok neden de yine akciğer kanserinin özellikle asbest dediğimiz, onu hiç vurgulamak lazım. Bu özellikle belli bir toprak grubunda daha fazla olan bazı bölgelerde biriken birikmelere neden oluyor. Bazı ülkemizde de bölgelerde daha fazla asbest dediğimiz madde de yine akciğer kanserine neden oluyor. Ama şunu biliyoruz ki en sık neden akciğer kanseri. Genellikle hastalar diyor ki işte hocam akciğer, sigara içmeyen şu arkadaşım da akciğer kanseri oldu. Genelde akciğer kanseri ve sigara içmemiş olan hastalar bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü onlarda akıllı ilaç duyarlılığı ile ilgili moleküler testlerin olumlu gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Onun için sigara içmeyenlerde olan akciğer kanserleri bile sigara içenlere göre daha iyi gidiyorlar. Yani sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanseri kendimize gerekçe gösteremeyiz sigara içerken. Ve son özellikle yıllarda, son 10 yılda 55 yaşına kadar 30 yıl boyunca bir paket sigara içmiş ve son 10 yılda bırakmış hastalar akciğer kanseri açısından tarama öneriliyordu 55 yaşından itibaren. Şimdi 2021'de özellikle bu Amerika'da, daha tüm dünyada hani yeni konuşulmaya başladı. 2021'de şöyle dendi. 30 yıldan daha az süre sigara içmek de akciğer kanserine neden oluyor. 20 yıl boyunca günde bir paket içmek veya 10 yıl boyunca günde iki paket içmek. Ve son 10 yılda değil de 15 yıl içinde bırakanları da tarama grubuna alalım. Bunlar da taransın akciğer kanser açısından dediğimizde daha fazla hastaya akciğer kanseri tanısı konuldu. Ama tabii ki gereksiz taramalara da neden olabiliyor ama diğer taraftan da şunu gösteriyor. Yani 20 yıl boyunca sigara içmek bile bizim için önemli, ciddi akciğer kanserini arttıran bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Akciğer kanseri farkındalık ayı da özellikle aslında sigara ile ilişkisini vurgulayıp kişilerin bu konudaki farkındalığını arttırmak veya şikayetleri tanımlayıp özellikle de kronik hastalarda ihmal etmeden mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmeleri veya bir aile hekimi olabilir, dahili uzman olabilir. Kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Yani bu benim işte KOAH'ıma bağlı veya astıma bağlı deyip hekim başvurusunu geciktirmemeleri gerekiyor. Sigarayı bırakmak, mevcut şikayetlerimizi önemsemek gibi nedenlerle bununla ilgili farkındalığı arttırmak için de Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı olarak tüm dünyada kutlanıyor diyelim veya etkinlikler yapılıyor.